Gençler merhaba. EBA kazanım testlerine devam ediyoruz. Evet. 5. soruda kalmıştık bir önceki dersimizde. 6. sorudan devam edelim. Bir miktar bilye gençler Oğuz, Defne ve Kerem arasında bakın 2 3 ile doğru, 5 ile ters diyor ya, Kerem'i düzeltelim. 5 ile terse 1/5'te nasıl? Doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Şu 5'i de ortadan kaldırmak için gençler bunları 5K ile genişletelim. O zaman Oğuz 10K, Defne gençler 15K, Kerem de K tane ne almış olacak? Bilye almış olacak. Bu dağılımda gençler Defne Oğuz'dan 10 bilye fazla almış. Yani 5K'yı ne vermişler gençler bize? 10. K kaç olur gençler o zaman? 2 olur. Paylaştırılan toplam bilye sayısını sormuş gençler. Yani 26K'yı sormuş bize. K'yı 2 bulmuştuk. Cevabımız 52 oldu. Yani cevabımız Bursa seçeneği gençler. Şimdi hangi sayının diyor 4 fazlasının 5 katının yarısı? Basit bir soru. Aynı sayının 3 katının 11 fazlasına nedir demiş gençler? Eşittir. Buradan 5x artı 20 gençler, 6x artı 22, x'i kaç olarak buluruz gençler? Eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Bu kolay bir örnekti. Geçelim buraya. Ali var, Mehmet var gençler ve bir de kim varmış? Hasan var. Evet. Şimdi Ali'nin bilyelerinin sayısı Mehmet'in bilyelerinin sayısının 2 katı. Mehmet x diyelim, Ali'ye 2x diyeceğiz. Hasan'ın bilyelerinin yarısı Hasan'ın kıt, Ali'nin 2 katı 4x olsun. Hasan'ın bilyelerinin sayısı Mehmet'in bilyelerinin sayısından 60 fazlaymış gençler. Şu aradaki 3x'i ne vermiş bize? 60x ne olur gençler? 20. Neyi sormuş bize? Ali'nin bilyelerinin sayısını sormuş gençler. Yani 2x'i sormuş. Cevabımız kaç olur? 40. Yine basit bir örnek olmuş oldu. Evet. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler sıraları ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli otururlarsa 2 sıra boş kalıyormuş gençler. Güzel bir soru. Sınav sorusu şablonu. Sıra sayısını x diyoruz gençler. Sıra sayısını x diyoruz. Şimdi sınıf mevcudunu bulacağız. Sınıf mevcudunu bulurken gençler, şimdi bakın, ikişerli oturuyorlar ya, o zaman 2x kişi oturur, 5 de öğrenci ayakta, artı 5. Ama üçerli oturunca 2 sıra boş kalıyor gençler. Yine buradan sınıf mevcudu, 2 sıra boş kalıyor ya, kalan x eksi 2 tane sıraya üçerli oturuyorlar. O zaman 3 çarpı x eksi 2 de sınıf mevcudu olacak. Buradan gençler bu iki eşitliği alalım. 2 eksi artı 5 neye eşit olacak? 3x eksi 6'ya eşit olacak gençler. Buradan x'i kaç bulursunuz? 11. Bu sıra sayısı. Herhangi birinde yerine yazalım. 2 çarpı 11, 22. 5 de ayakta vardı gençler. Sınıf mevcudumuz kaç olarak? 27 Bursa seçeneği olarak bulunmuş olur gençler. Şimdi geçelim 9'a. Bir rasyonel ifade sorumuz var. Test kitabındaki soruların ilk hafta 3'te 1'i, ikinci hafta 5'te 2'si, üçüncü hafta kalanların 4'te 3'ünü yapılmış, çözülmüş. O zaman bu test kitabındaki sorular gençler 3, 4 ve 5'in ortak katı olacak değil mi? O zaman kaç alacağız bunu? 60K alalım. İlk hafta 3'te 1'i bir çözelim. 60K'nın 3'te 1'i ne yapar gençler? 20K. Kalanın dememiş. İkinci hafta 5'te 2'si. Yine 60'ın 5'te 2'si. 5'te 2'sini alalım gençler. 24K. Şuraya 24K yazayım direkt. Bu neydi bakın? Birinci hafta. Bu ikinci hafta gençler. Üçüncü hafta ne yapacak gençler? Kalan soruların diyor. O zaman bir 60'tan şu 44'ü çıkaralım. Kaç kaldı gençler? 16K. Kalan soruların 4'te 3'ü diyor. 60'tan 44'ü çıkardık. 16K'nın 4'te 3'ünü çözeceğiz. Bunu 4'e bölelim gençler. 4, 3 ile çarpalım. 12K. 3. hafta çözüldü. Devam ediyor sorumuz. Ayşe'nin çözmediği 250 soru kalmış. 12K'yı çıkaralım gençler. Buradan ne kaldı geriye bakın? 4K. Neye eşitmiş? 250'ye.
Bize neyi sormuş gençler? Test kitabında kaç soru oldu? Yani 60K'yı sormuş. O zaman bunu neyle çarpacağız gençler? 15 katını alacağız. Yani 250 çarpını yapacağız. 15. 375, yani 3750 yapar. Demek ki test kitabımızda gençler, yani ortalama zaten 3500-4000 soru olur bir test kitabında. 3750 cevabımız Denizli olarak bulunmuş olur. Şimdi gelelim. Bir tane yaş problemimiz var gençler, görüyorsunuz. Ali ve Ayşe var. Şimdi Ali ve Ayşe'nin bugünkü yaşları toplamını kaç vermiş gençler? 60. Ayşe'ye x dersek Ali'ye ne kalır gençler? 60-x. Tek değişkenli yapalım. Ali Ayşe'nin yaşındayken, yani neyken gençler? X'ken, Ayşe'nin doğmasına 6 yıl var. Yani bu -6'daymış. Bu arada ne kadar zaman geçerse burada da o kadar zaman geçer. Yani buralar aradaki zamanlar ne olur gençler? Birbirine eş. Geçen zamanı nasıl bulacağız? 60-x'ten ne çıkaracağız? X. Burada da gençler, x'ten -6'yı çıkaracağız. Ne kadar zaman geçmiş bakalım? 60-2x. Burası x artı 6 olur gençler. Buradan 3x54. Biz neyi bulmuş oluruz gençler? x18. Yani bu kimin yaşı oluyor şu anda? Ayşe'nin yaşını bulmuş olduk. Ali'nin bugünkü yaşını soruyor bize. 60'tan da 18'i çıkaralım gençler. O da ne olarak? 42 Edirne seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi geçelim 11'e. Bir annenin yaşı, iki kızının yaşları toplamından 4 fazlaymış. Annenin yaşı, gençler, iki kızının yaşları toplamından 4 fazlaymış. Kaç yıl sonra annenin yaşı, kızların yaşları toplamından 6 yaş eksik olur? Bu gençler bakın birer birer artacak, tamam mı? Bu kaçar kaçar artacak ama şimdi? İkişer ikişer artacak. Yani ne yapılacak? Her yıl kızların yaşı ne yapacak? Annesinin yaşının bir fazlası olarak artmış olacak. Şimdi bakın burada ben şöyle düşünebilirim. Kaç yıl sonra demiş ya. Burada 10 yıl geçti örneğin. Burada ne geçecek o zaman? 2 çarpı 10'dan kaç yıl geçmiş olacak gençler? 20 yıl. Denklemi böyle düşünelim. Bu 10 yıl sonra ne olacak? X artı 14 olacak. Burası X artı 20 olacak. Bakın ne oldu? Fark kaça çıktı görüyor musunuz? 6 eksik kaldı geride. Burada basit düşünebilirsiniz. Kızların yaşları toplam annenin yaşından, annenin yaşı demiş. Kızların yaşları toplamından 6 eksik olması için 10 yıl geçmesi gerekir diyebiliriz gençler. Evet, güzel bir tablo sorumuz var. Bu tabloda ne var gençler? Bir ailenin Temmuz ayı su, elektrik, doğalgaz faturalarından bazıları ve Ağustos ayında da bu 3 faturaya ödenen toplam tutar verilmiş. 3 faturaya ödenen ne verilmiş gençler? Toplam tutar verilmiş. Tablo ile ilgili aşağıdaki veriler biliniyor. Ağustos ayındaki su faturası tutarı, Temmuz ayındaki su faturası tutarının 11'de 9'uymuş. Yani şuraya 11x dersek Ağustos'a 9x diyeceğiz. Bu birinci öncüle bakalım. Ağustos ayındaki su faturasının tutarı, Temmuz ayındakinin 11'de 9'u. Doğalgaz faturasının Ağustos ayındaki tutarı Temmuz ayındaki tutardan 10 lira az. Bundan 10 çıkaralım. Buraya ne kalır gençler? 12 lira. Bu da tamam. Her iki ayda da ödenen toplam tutar birbirine eşit. O zaman burası da 162 lira. Buna göre ailenin elektrik faturasının Ağustos ayındaki tutarının, yani şurayı soruyor gençler, Ağustos ayındaki tutarının Temmuz ayındaki tutarına göre değişimi nedir? Şimdi biz ilk önce Temmuz ayı faturalarını toplarsak gençler, 162'den 22 çıkaralım, 140. 140'tan da 85 çıkaralım. 11x neye eşit olur o zaman? 55'e. Bu ne ayı için gençler? Temmuz ayı için. Yani Temmuz'daki toplam fatura tutar üzerinden hareket ettim. Ne yaptık? 162'den 22 çıkardık, 140. 85 çıkardık gençler, 55 kaldı. X'i kaç bulduk? Bakın 5. Şimdi X'i 5 bulduk ya. Şimdi Ağustos'a geçelim. 9x ne olur gençler? 45. 162'den gençler 12 çıkarın, 150. 150'den de 45 çıkarın. Pardon, şöyle yazalım. 45 çıkarın gençler. Ne kalacak geriye? 105 lira ne olmuş olur? Şuradaki soru işareti. Yani Ağustos ayındaki elektrik faturası tutarı olur. Bu tutar Temmuz ayına göre nasıl değişmiştir? Temmuz'da 85 liralık bir fatura varmış gençler. Elektrik, değil mi? 105'e çıkmış. O zaman ne kadar?
20 liralık bir fazlalık vardır. Yani 20 lira fazladır seçeneği. Cevabımız ne olur gençler? Edirne seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet. Alış fiyatı demiş gençler, x lira olan bir ürün. Evet. %20 zararla ne yapılmış gençler? Evet. X eksi 40 liraya satılmıştır. %20 zararla. O zaman zararlı satışı nasıl bulacağız gençler? Alışından alışın %20'sini ne yapacağız gençler? Şöyle çıkaracağız. Yani zararlı satış bulunurken alıştan zarar yüzdesi ne yapılıyordu gençler? Çıkarılıyordu. Bu neye eşit olmuş? X eksi 40 liraya eşit olmuş. Buradan gençler düzenlersek bunu x bölü 5 bakalım. Şimdi burası ne yapar gençler bakın. 4x bölü 5 x eksi 40 olur gençler. Buradan 40'ı bu tarafa atalım. O zararlı satışta karşıya atalım. Gördünüz değil mi? %20 zarar ettik. 5'te 1'ini çıkardım gençler. Buradan da geriye ne kalır bakın. X bölü 5 ne olur gençler? 40 olur. X'i ne olarak bulmuş oluruz? 200. Zararlı satışı nasıl bulduğumuzu anladınız değil mi gençler? Alıştan zarar yüzdesini çıkararak. Evet. Bu malın diyor alış fiyatı kaç liradır? Yani bize neyi sormuş aslında gençler? Şuradaki 200'ü cevabımız C. Bir fabrika diyor işçilerinin maaşlarına yapacağı zam için net 225 lira zam. İki seçenek sunmuş gençler. Net 225 lira zam. Ya da maaşın %15. Ne yapacağız ya da? Yani alınan maaşın ne kadar gençler? %15'ine sunmuş, zam sunmuş. Evet. Daha karlı olduğu için maaşı x lira olan bir kişi 225 liralık zammı, maaşı x'i artı 50 lira olan başka bir işçi ise gençler %15'lik zamı tercih ettiğine göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş gençler. Şimdi o zaman biz şöyle düşünelim. Bir sayının %15'inin 225 hangi sayının diyelim? A'yı bulmaya çalışalım. Hangi sayının %15'i 225 yapar? Onu bir bulalım. Yani 200 yani %15 225 olan sayıyı bulalım. Bu kaç olur gençler bakın 1500 olur. Şimdi gençler buradaki mantık şu o zaman. Şimdi maaşı 1500 düşündük ya gençler. Şimdi buradan bize neyi sormuştu? X artı 50 lira olan kişiyi söylemişti değil mi? %15'lik zammı tercih ediyor ya. O zaman bundan bir 50 çıkaralım. X artı 50'ye göre düşünürseniz bu maaşı 1450 lirada olsaydı bu adamın mesela diyelim ki ne yapmış olacaktı? %15'den 225 liradan daha az bir para almış olacaktı. Şöyle düşünelim o zaman. Şimdi %15'lik zammı tercih eden ne olacak gençler? Maaşı 1450'den ne olan bir kişi olacak? Fazla olan bir kişi olacak. Ama 1500'den de ne olacak? Bakın az olacak. O zaman biz ne yapalım? Burada %15'lik zammı tercih edebilmesi için parasının %15'inin 1450'ye yapması lazım. 225'ten fazla olması lazım diye düşündük. Biz bu 1450'ye nasıl geldik gençler? X artı 50 üzerinden düşündük. Yani A'yı ben 1500 alınca X artı 50 bunun 50 eksi olur. 1450 olur. %15'lik zammı tercih edebilmesi de maaşının 1450'den fazla olması lazım. Yani cevap 1465 olabilir gençler. Evet. Sezon başında diyor %40 karla satılan bir ürüne %40 karı ne düşüneceğiz gençler? 100 artı 40 140 lira. Yani 140 x yapalım veya k yapalım. Evet. Sezon sonunda %50 indirim yapılıyor gençler. %50 indirim neyin üzerinden yapılıyor gençler? Bu 140'ın üzerinden yapılıyor. Sezon sonunda ne yapılıyor diyor? %50 indirim yapılıyor. Bunun %50'si ne kadardır gençler? Yarısıdır. Buna 70 lira indirim yapılacak. Kaça satılacak o zaman gençler? Yarısına. Yani 70K'ya satılacak. Alışımız neydi gençler? Şöyle düşünmüştük. 100 düşünmüştük. %40 kar koyup 140'a satmıştık. Sezon sonunda %50 indirim yaptık. 70'e indi. 9 lira zarar edilmiş. Bu aradaki fark ne kadar gençler görüyor musunuz? 100'ü alıp 70'e satarsanız 30K zararınız olur. Bu 9 lira zarar olmuş olur. Sezon başında kaç liraya satılmaktaydı demiş. Bu ürün sezon başında kaç liraya satılmaktaydı demiş. Buradan gençler 30K'yı 9 bulduk ya. Buradan 10K ne olur gençler? Söyleyin bakalım. Ne olur?
3 olur. Bize 140K'yı soruyor. Yani 14 katını soruyor. Yani satış fiyatını soruyor bize. Kaça satıyorduk bunu? %40 karla satıyorduk. 140K'da ne olur gençler? 3 çarpı 14'ten 42 lira olarak bulunmuş olur cevabımız Bursa. Şimdi gençler, dördüncü sorumuza bakalım. Bugüne ait son örneğim olacak o. Bir elektrikçinin diyor tanesini 60 liradan aldığı 20 tane avize. Maliyetimiz ne oldu gençler? 1200 lira. Maliyet bu. Tanesi 60 liradan 20 avize aldık. Taşıma esnasında 4 tanesi kırılmış. 4 tanesi kırılınca gençler geriye kaç avize kalır? 16 avize kalır. Evet. Ve biz, ne yapmak istiyor bu adam? Bu avizelerin satışından %40 kar etmek istiyor. Yani biz 1200'ün %40'ı kadar kar etmeyi düşünüyoruz. Yani maliyetin %40'ını bir bulalım gençler. Ne yapar bu? 480 lira kar etmeyi düşünüyor bu. O zaman eline geçmesi gereken para ne olacak gençler? 1200 ile 480'i toplayalım. Ne olacak? 1680 lira para geçmesi lazım eline. Kalan avizelerin tanesini kaç liradan satmalı? O zaman 1680'i neye böleceğiz gençler? 16'ya böleceğiz. 1685, 105 liradan satması gerekir ki gençler bunu yapsın. Tüm satıştan %40 kar elde edebilmiş olsun. Evet. Burada gençler dersimizi bitiriyorum. Cevabımızı da Adana olarak işaretliyorum. Evet. Bir soru daha alalım mı? Bakayım az. Var mı bakayım? Almışsa geri alayım. Evet, bir tane daha alalım. Yukarıda demiş özdeş A ve B kaplarında sırasıyla %10 ve %20'lik %10'u şeker olan 20 litre, %30'u şeker olan 10 litre şekerli su karışımları bulunmaktadır. Önce A kabındaki karışımın yarısı alınacak. Yarısı alınınca gençler %10'luktan kaç litre almış olacağız? 10 litre. Ne yapıyor? Yarısı önce kabında, A kabındakinin yarısı B kabına. Şimdi aktaralım. Burada da ne vardı gençler? %30'luk 10 litre vardı. Değil mi? Bunları karıştırdığımız zaman aritmetik ortaya alırsak 30 artı 10 bölü 2'den %20'lik bir karışım oluşur gençler. Değil mi? Şimdi burası ne olmuş olduğu zaman? Çiziyorum. 20 litre oldu. %20'lik oldu. Evet, devam edelim. Sonra da B kabında oluşan karışımın yarısı tekrar A'ya boşaltılıyor. O zaman buradan ne alınacak gençler? %20'lik 10 litre alınacak. A kabında da ne kalmıştı? %10'luk 10 litre kalmıştı. Şimdi bunları karıştıracağız gençler. Yine karışım miktarları eşit. Yine ortalamayı alabilirsiniz. 20 artı 10 bölü 2'den. Yeni karışımımız ne olacak gençler? %15'lik. Madde miktarları eşit olunca yüzdelerin toplamının yarısını alabiliyorsunuz gençler. Buna göre son durumda diyor A kabında oluşan karışımın kaç litresi sudur? Şimdi bunun %15'i ne oldu gençler? Şeker oldu. Karışım ne kadar olmuştu burada? 20 litre olmuştu. 20'nin de gençler %85'i ne olacak? Su olacak. O da kaç litre olarak bulunmuş olur gençler? 17 litre su olarak bulunmuş olur. Evet, cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Evet, dersimizi burada bitirelim gençler.